Nihat Genç yazdı. Kutsalın modern tarihi. Kutsalların sona ermesi Fransız ihtilaliyledir. Ve kutsala son veren Fransa, tarihte ilk millettir. Ve ihtilalle bütün dünyada kutsal yer değiştirmiştir. Kutsallığı sona erdiren önce Jacobenler, Cumhuriyetçiler ve sonra 1848'de sanayinin gelişmesiyle ortaya çıkan ve Avrupa'yı saran işçi köylü hareketleridir. AKP iktidarı seccadeye basılmasını seçim arifesinde arayıp da bulamadığı büyük bir şans olarak gördü ve hazır yandaş kıtalar saldırıya geçti. Namaz kılmak için seccade şart değildir, temiz bir yer temini için gereklidir. Ve Anadolu'da seccadeye ayakkabıyla basmak günah değil görgüsüzlüktür. Cami ve mescitlerde namaz kılınan seccadeler serili durur ve toplanmaz. Ancak Anadolu'da ev ve iş yerlerinde namaz kılınan seccade mutlaka toplanır ya da ucu sağ tarafından kırılır. Üstünün kırılmasının sebebi sonra uydurulan şeytan namaz kılmasın diye değil ki AKP iktidarına kadar şeytan zaten namaz kılmazdı. Kırılmasının sebebi üstüne basılmasın, temiz kalsın çünkü seccade alnınızı yüzünüzü değdirdiğiniz yer. Hatta dekoratif olarak kullanılan seccadelere dahi ayakkabıyla basılmaz ki Kılıçdaroğlu'nun özrü yerindedir ve ancak seccade üzerinde ayakkabılarıyla poz verdirtilmesi hiç de masum görülmüyor. Peygamberimiz yeryüzü bana mescit kılınmıştır der. Trabzonspor taraftarı gibi bize de hepimize de her yer kutsaldır. Ovalarımız, ormanlarımız, dağlarımız kutsal değil mi? Depremde büyük cehalet ve ihmalden ölen 200 bine yakın insanımız kutsal değil mi? Gökler, yerler, toprak, çiçek, anne vesaire dokunduğunuz, gördüğünüz her yer kutsal değil mi? Ancak ülkemizde İslamcı siyaset yeni bir keyfi rejim, yeni bir feodalite inşa etti. Ve yani kutsallara ve yeni dokunulmazlıklara ihtiyaçları var. Cengiz inşaata ya da narko siyasete ya da Süleyman Soylu'ya dava açılmaması da yeni kutsalların, yeni imtiyazların inşa sürecidir. Çünkü kutsallıkla feodalite, derebeylik, krallık, saraylar, ruhban sınıfı aynı şeydir. Kutsallıkları ve imtiyazları olmadan bu yapılar yaşayamaz. Tarım toplumu orta çağda feodalite ve ruhbanlar aklınıza gelen her şeyi kutsallaştırmıştır. Ve krallıklar ve kilise kutsallığın kontrolünü, denetimi, temizliği, kuralları, mabetleri ve tapınımı otoritesine almıştır. Yani kutsal ve azizin ne olduğuna, kim olduğuna karar veren bir ruhban sınıfı vardır. Kutsalların icadı ve kontrolü demek, insanları o kutsallar karşısında denetim altına almak demek. Ve dinler, ahlaka düzenlemeyi kontrol altında tutması gerekirken, insanları denetim, baskı, gözetim, zapturap altına alıverdi. Ve ruhban sınıfı giderek devletleri kontrol altına aldı ve sokakları ve hayatları ve ritüelleri ve evlilikleri ve toplumları. Pagan dönemi dokunulmaz totemi çok geçmeden ruhbanları, eşyaları ve azizleri ve onların takdis ettikleri her şey kutsal oluverdi. Krallıklar ve asilzadeler de öyle. Diyelim Avusturyalı bir soylu, İngiltere'de de, İsveç'te de, Rusya'da da soyludur. Bütün ülkeler bu soyluluğu feodalite yasalarıyla garanti altına almıştır. Ve yönetimden tarımdan ticarete ve saraylara ve kiliselere kadar her yer kutsalların düzenlemesiyle feodalitenin, krallıkların, kilisenin ve asilzadenin vesaire mutlak hükümdarlığına dönüşüverdi. Kutsallar dışında kalan köylüler, serfler, marabalar alınıp satılan birer köleydi ya da iş, ticaret yapıp zenginleşip köleliği aşmaları çok zordu. Kutsallığın bitiş tarihi Fransız ihtilaliyle başlar. Fransız ihtilaliyle yoksullar ayaklandı ve rahiplerin kellesini kesiverdi. Ve kilisenin vergi vermemek için devlet içinde dokunulmaz bir devlet olmak gibi vesaire haklarını, imtiyazlarını ellerinden alıverdi. Artık kilisede, rahipler de, soylular da herkesle eşit hale geliverdi. Rahiplerin kellelerini kesenlere bizler Jacobenler ya da Cumhuriyetçiler diyoruz. İhtilalin ilk 4 yılı çok sert geçti ve Fransa yeniden karıştı. Ve ilk yılların sert Jacobenleri yerine daha ılımlı Cumhuriyetçiler geliverdi. Ve uzun ve mutlaka gün gün öğrenilmesi gereken tarihin en büyük olaylarıdır. Allem güllem bir topçu teğmen Napolyon, iç karışıklıkları acımasızca bastırırken ismi öne çıktı. Zaman içinde fikirleri revizyona uğrasa da Napolyon özünde bir Jacobendi, yani cumhuriyetçiydi. Kanlı savaşlar sonrası bir zafere ve otoriteye ihtiyaç duyulan Fransa'nın ipleri Napolyon'un eline geçiverdi. 1800'lü yılların başında Avrupa tarihine yön veren birçok büyük isim vardı. Bunların başında Napolyon gelir ve Avusturyalı komutan Metternich ki Napolyon'u Waterloo'da yenen ve ünlü Viyana Kongresi fikrinin icracısı ve İngilizlerin meşhur denizcisi Nelson ve yine Fransızları İspanya'da ve Waterloo'da yenen Wellesley sonra başbakan da oldu. Kafanız karışmasın. 1800'lü yıllarda Avrupa'da iki büyük fikir vardı. Birincisi eski rejimin, feodalitenin krallıkları, yasaları. İki, aydınlanmacı hukuk önünde eşit halkın seçimiyle onaylanmış anayasaya bağlı cumhuriyetçilik. Kutsallara dönelim.
1800'lü yılların başı Avrupa kıtası kutsalları için Napolyon'a karşı savaştı. 1797'den 1815'e kadar bitmeyen Napolyon Savaşları. Sebep? Maktenik ve İngiltere Napolyon'un feodal düzeni yıktığını gördüler ve Viyana Kongresi ile eski düzeni devam için Napolyon'a karşı Ruslar ve Avusturyalılar ve İngilizler ve benzeri koalisyon güçleriyle Napolyon'a karşı defalarca savaştılar. Neden Napolyon'a karşıydılar? Çünkü cumhuriyetçiler kiliseyi yıkmış ve mallarına el koymuştu. Ve çünkü cumhuriyetçiler soyluluğu, feodal düzeni ortadan kaldırmış ve mallarını köylülere vermişti. Ve Napolyon köylülerden yani alt tabakadan yeni bir soylu sınıfı oluşturmuştu. Yani Napolyon'un hiçbir komutanı soylu değildi. Soyluluğu yeniden düzenleyen Napolyon'dur. Asilzadelerin büyük korkusu da buydu. Tarih boyu kutsal addedilen kutsallık üzerinden iktidar kuran feodal düzen yok oluyordu. Ki eski düzende kral dahi taç töreninde papanın önünde diz çöküyordu. Şimdi asilzadeler sıradan insanlara dönüşmüştü. Hukuk önünde herkes gibi eşit düzeye düşmüşlerdi. Bir 20 yıl bitmeyen savaşlarla Avrupa'nın kan gölüne dönmesinin sebebi budur. Napolyon çok sonra cumhuriyetçilikten bolca taviz verip papayla yeniden anlaşmaya varsa bile bugünkü diyanetin kökleri devletin işlerine papanın burnunu sokmamak için önce rahipleri kendi atamayı sürdürdü ve tam hakkıyla papaya eski imtiyazlarını vermedi. Yani bir toplumun tamamen dinsiz yaşayabileceğine de inanmayıp geri adım attı. Ancak dini kurumların çerçevesini de çiziverdi. Tarih 1800'lü yıllarda yeniden yazıldı. Kutsallar altında değil, aynı yasalar altında eşitlenen topluluklara millet denilmeye başlandı. Bu itibarla Fransa tarihte ortaya çıkan ilk ulus millettir. Ve tüm Avrupa'yı soylu aileleriyle yöneten kralların buna tahammül etmesi mümkün değildi. 20 uzun yıl bitmeyen savaşların asıl sebebi ortaya çıkan bu yeni ulus devleti tarihten silmekti. Ve tarihin gelmiş geçmiş en büyük komutanlarından biri olan Napolyon, ki Mısır'dan Moskova'ya kadar yüzlerce muharebeye giren Napolyon'un Napolyon yasaları da meşhurdur. Ki ticaret hukukundan medeni yasaya kadar bu yasalar laik cumhuriyetçi fikirler üzerine inşa edildi. Ve Napolyon'un ölümünden sonra düşmanların üzerinde dahi bu yasaların kabulü etkili ve dünya çapında yaygın oldu. İhtilalin ortaya çıkarttığı cumhuriyetçilikten bir 10 yıl sonra eser kalmamışsa da Napolyon üzerinde cumhuriyetçi kurumların etkisi çok büyüktür. Şartlar Napolyon'u imparator dahi ilan ettirdi. Cumhuriyetçiler bu yüzden Napolyon'u hiç affetmedi. Ancak cumhuriyetçiliğin kırıntıları Fransa'nın siyasal düzeninde kurumlarıyla tüm dünyaya yepyeni kapılar açıyordu. Napolyon birçok kez yenilse dahi Fransa'nın başına tekrar geçecek gücü nereden buluyordu? Soyluların arazilerini elinden alıp verdiği köylülerden ve esnaftan alıyordu. Yani Napolyon sadece kahraman ve romantik bir figür değildi. Toplumda arkasında onu ayakta tutan büyük bir tabanı, halk kitlesi vardı. Şöyle düşünün, Mustafa Kemal toprak reformunu yapabilseydi, Türkiye Cumhuriyeti'nin de üstünde yaşayacağı bir tabanı olurdu. Olmadı. Köylüden en ağır vergi, öşürü kaldırdı. Ve kooperatifler açtı. Ve birçok milli teşebbüste bulundu. Ancak Menderes hazinenin altınlarıyla köylüye traktör alınca, Orta Anadolu köylüsü o traktörün havasıyla Cumhuriyeti satıverdi. Ve toprak ağaları ve tarikatların partisine meyletti. Maktenik, Avusturyalı ve Wellesley, İngiliz komutan, Waterloo'da Napolyon'un işini bitirdi ve ortada tek bir cumhuriyetçi kalmadı. Ve ihtilalin astığı kralın sülalesi yeniden Fransa tahtına oturdu ve Avrupa'nın feodalleri rahat etti ve eski düzeni Viyana Kongresi ile yeniden kurdular. Ve bu feodal düzen 1848'e kadar sürdü. Napolyon sonrası eski krallık ve düzen yeniden inşa edildi ve ortada tek bir cumhuriyetçi kalmamışken, tam rahatları yerindeyken, ortada tek bir cumhuriyetçi kalmamışken sanayileşen toplumlarda yepyeni bir işçi sınıfı peydah oldu. Ve bu sefer işçiler örgütlenmeye başladı ve feodal düzenin başına bela oldular. İşte 1848'de sadece Fransa'da değil tüm Avrupa şehirlerinde işçi ve köylü isyanları başladı. Kısmen de başarılı oldular ve burjuvanın krallarla işbirliği sonucu acımasızca bastırıldılar. Ancak Avrupa'da ortaya tekstil ve maden sanayinde çalışan milyonlarca işçi ve örgütleri ve partileri çıkmaya başladı. Feodalizm hükmünü yine sürdürdü. Ancak yepyeni isyan ve direnişlere ve haklar, tazminatlar ve yasalara krallıklar kayıtsız kalamazdı. Tekrar kutsala dönelim. Napolyon'un ya da cumhuriyetçilerin asilzadelere nefretinin asıl sebebi aydınlanma değerleri üzerindedir. Şöyle, krallar eğitimi bilgisi olsun olmasın her yere soylularını atayabiliyordu ve cumhuriyetçilerse liyakat diye bir kurum yerleştirdi. Napolyon'un bir devrimi cumhuriyetçiliğinden kalan liyakattir. Devlet kurumlarının başına sırf soylu istedi diye, sırf kilise istedi diye kimseyi atamadı. Ancak liyakat sahibi soylulara görev vermekten de hiç gocunmadı.
Kısaca kutsal taçları, kutsal krallıkları, kutsal kiliseyi, kutsal asilzadeleri, kutsal azizleri, tarihten silen büyük siyasi hareketler Fransız ihtilalinde cumhuriyetçilerle başlamış ve 1848'de işçi sınıfıyla devam etmiştir. Ve cumhuriyetçilerin ve işçilerin tecrübeleri, örgütleri, yığınları, direnişleri ve anayasaları zaman içinde tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Ki bugünkü kuvvetler ayrılığından sendikal haklara ve anayasalara vesaire kadar. Artık neyin kutsal olduğuna karar verici tek yer meclis ve bağımsız mahkemeler olana kadar, babadan oğula geçen kutsal imtiyazlıklar ve dokunulmazlıklar kaldırılana kadar, kendinden menkul azizler, şeyhler, mübarekler ortadan kaldırılana kadar, 200 yıl boyunca insanoğlu yüzlerce savaşa girdi ve sonunda döndük başa. Sarayımız kutsal ve haşa kimse laf edemez. Ve istediğini istediği yere atar ve hatta üniversite eğitimi olmayan bir imam hatip mezununu bilimsel kurumların başına bile atayabilir. Ve asilzade bakanlarına kimse dava açamaz ve mübarek şeyhlere kimse dava açamaz ve mübarek tarikatlar her türlü ihaleyi alır. Ve hatta din üzerine kimse felsefi bir tartışma dahi yapamaz, zira linç edilir. Ve tarikatlara gözün üstünde kaşın var diyebilecek muhalif parti dahi yoktur. Ve kutsal kralımızın hazinesini sormak büyük günahtır. Ve ihmal ve beceriksizlik yüzünden 200 bin insanın ölmesi ayıp, günah hiç değildir. Ancak şalvar giymemek, sakal bırakmamak günahtır. Ajanlık yapıp ülkeden 300 milyar dolar kaçırmak günah değildir, ancak şeyhin sözünden çıkmak günahtır. Vahşi tarikatlar ve şiddet örgütleriyle ülkeyi pazarlık masasına oturtmak günah değildir. Eroin ticareti günah değildir. Toprağımızı siyanürle yok etmek günah değildir. Yolsuzluk, hırsızlık günah hiç değildir. Şehitlerin, yetimlerin, yoksulların hakkını yemek günah hiç değildir. Liyakatsiz cahil adamları bürokrasiye atamak hiç günah değildir. Ve evlerini ve ailelerini kaybetmiş halkımıza bir çadırı satmak günah hiç değildir. Ancak bilmeden seccadeye basmış olmak günahların en büyüğüdür. Ve insan kardeşliği ve anayasaya bağımlılık ve liyakat ve eşitlik binlerce yıl kralların, din adamlarının defterinde tek satır yazmamıştır. Ve binlerce yıl padişahlar, krallar, ovaları, yaylaları, dağları, sahilleri, ormanları ve hazineleri babalarının malı bilmiştir. Ve binlerce yıl padişahlar ve krallar kutsalları icat ve inşa edip insanları köle, serf, maraba, tebaası, müridi yapmıştır. Ve tarih felsefesi son sayfa. Bu dünyayı babalarının malı bilip, devleti ve halkı soyup soğana çevirenleri durduracak, tarihte cumhuriyetçi kurumlardan başka hiçbir güç yoktur. Napolyon'un fethettiği bütün toprakları elinden aldılar. Ancak kurulan cumhuriyet kurumlarının önüne dünyada hiç kimse geçemedi.